Açılışıdır. Şimdi kahvaltı etmeye gideceğiz. Şurada bir tane bir yer tespit ettim. Burası Amsterdam diye isim geldi de Rotterdam'dan yaklaşık bir 40 dakika mesafede. İki vesayetle geldik, kolay geldik. Ben biraz korkuyorum çünkü biliyorsunuz trenlere, mirenlere binmeye. Ama neyse. Tamam. Çıkır çıkır geldik. Keyfimiz yerinde. Şimdi bakın bir kahvaltı. Ya sonra biraz şehir turu. Öyle bugün pazar muhtemelen bazı mağazalar açık değil. Gördüğüm kadarıyla zaten ama keşfedeceğiz birlikte. Okay, yılların influencerı değilim. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim az önce. Bu çok önemli. Biz burada Ezgi'yle tripodla şey çekiyorduk fotoğraf. Bu bunun kumandasıymış. Ben de diyorum ki bu niye bende yok? Böyle diyorum ki çekiyor mu bu? Böyle bir şey getirdi yanımdan. İşte. Aslında ne oldu? Neydi o laf? Ne oldum değil. Ne olacağım? Ne olacağım diyeceksin. Bak. İnanamıyorum şu an. Ben şok şu an. Sen çok, değil ben şok çok, bunu bilmiyor çok. Olmana. Olsun sen ezikleme beni. Yok yok sen tanıyorsun. Şu anda Dom Katedrali'nin gizli bahçesine geldik. Burası tamamen bir Harry Potter filminden çıkmış gibi. Sanki böyle ortak bahçede toplanmışız gibi hissediyorum şu anda Gryffindor ekibi olarak. Sen de Gryffindor musun? Evet. Olmama gibi bir opsiyonu yok. Yok. Aynı okuldan mezun. Aynı sınıftan mezun. İşte şimdi ben bir katedrale girdim. Böyle bir dilekler falan şey yaptık. Sonra şimdi çıktık hemen yanında. Yaklaşık her şey zaten 100 metre anladığım kadarıyla bu şehirde arasında. Burada çok tatlı gizli bir bahçesi. Gizli de değil de. Yanında bir bahçesi var. Giriş ücretsiz girebiliyorsunuz. Kiliseye bağış zorunlu 2 euro. Yani kilisenin dışı çok güzel. Ve Avrupa'daki diğer kiliselerden biraz daha mütevazı kaldığını söyleyebilirim. Etraf tabii çok tatlı. Hava bize şu anda çok iyi davranıyor. Bu konuda gerçekten çok mutluyum. Hani Harry Potter plus Lord of the Rings setinde gibiyiz. Yani şu koridorla. Hatta biraz Game of Thrones. Kesin burada bir şeyler çekilmiştir. Yani ben ona çok eminim. De bir müze var ama müzenin artık içindeki neredeyse her şeyi gördüğüm için kanallar çok keyifli. Aşırı derecede güzel. Aşırı derecede güzel. Bakalım. Burası da bir günde böyle gezilecek güzel bir şehirmiş gördüğümüz kadarıyla. So far so good. Thank you.
fıstıkçı. Bu sıralara taktım da biraz bu kadar turistik yerlere gelip bu kadar sıralara takmam da biraz ironik tabii. Şimdi İlayda geldi. Onunla tekrardan buluşmaya ve full keyif yapacağız. Günaydın. Delfen, kocaman bir merhaba. Rüzgarlı bir sabah. Umarım rüzgarın sesi biraz olsun az geliyordur. Buraya Rotterdam'dan geldik. Hızlı trenle işte yaklaşık 17-20 dakika falan sürüyor. Tabii çıkarken indik. Yine bir takım tren krizlerim oldu. Ondan sonra cuma. Bakalım, çok tatlı küçük bir şehirmiş burası. Öğrendiğimiz kadarıyla şurası belediye binası. Burası da katedralimiz. Çok minik, böyle çok küçük küçük kanalların olduğu bir şehre benziyor. Porselenciler, peynirciler meşhurmuş burada. Gezeceğiz tatlı böyle bir şeye. Neydi? Orta çağ küçük bir ışın alıp modern zamana dönme şehri gibi bir şey. Her şey mint. Smoked herbs. Nasıl bir şeymiş bakayım bu. That one we make specially for the King's Day. King's Day. Oh, special edition. Şu kralıma özel yapılmış. Kaç euro bu? 12. On iki çok mu diyorsun? Ama onu hiçbir yerde görmedim. Değişik bir peynir o. Nerede?
Abi çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Sanırım çikolata cennetine geldim. Şöyle bir yerden. Allah. Çok fena. Kızımız yapıyor. Dream job. Caramel bites. Crispy espresso var. De böyle ben mesela alırsam yırtamam ki mesela. Nasıl yiyeceğim ki mesela bunu? Çikolata. Evet, exactly. Sadece kredi kartımı al ya. Gerçekten al yani. Arkadaşlar ben böyle yerlerde çıldırıyorum. Ben de yaşamak istiyorum yani.